raporsa 3 ay içinde açıklanacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açılışını yaptığı Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezun olan öğrencilere verdiği iş garantisiyle gençlerin gözdesi oldu. İlk yıl 260 öğrencisine eğitim veren üniversite kapılarını A Haber'e açtı. Onlar bizim üniversitemizin ilk göz ağrıları. Bizim kendi üniversitemizde, kendi şirketlerimizde bu arkadaşlarımız arzu ederlerse çalışabilecekler. Türkiye'de her yıl yüz binlerce genç iyi bir üniversiteye girip iş sahibi olabilmek için çaba harcıyor. Ancak bunu başarabilenlerin sayısı ise oldukça sınırlı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezun olacak öğrencilerine verdiği iş garantisiyle bu alanda adeta ezber bozdu. Gençlerimiz arasındaki işsizlik oranı Erdinç Bey yaklaşık %20'ler civarında ve katma değeri yüksek olan bir iş pilotlukta. Bir pilotun aldığı maaş 6.000 dolardan her yere göre değişiyor ama 6.000 dolardan 10.000 dolardan başladığını düşündüğümüzde çok büyük rakamlar bunlar. Ve benim gencim bu işi yapma kabiliyetinden yoksun kalıyor. İşte Türk Hava Kurumu Üniversitesi de bunu hedefliyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi henüz yeni açıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açılış kurdayasını kestiği üniversite ilk yılında 260 öğrenciyle eğitime başladı. Okulda pilot eğitiminden uzay mühendisliğine, yer hizmetlerinden kabin hizmetlerine kadar her alanda İngilizce eğitim veriliyor. Karada teorik eğitimlerini tamamlayan öğrenciler bu kez gökyüzüne çıkıyor ve eğitimlerini havada sürdürüyor. Üniversitede eğitimlerin önemli bir kısmıysa havada veriliyor. Biz de şimdi kameraman arkadaşım Sadık Doğan'la birlikte haber olarak gökyüzündeki bu zorlu ama heyecanlı derslere katılacağız. Eğitim alan öğrenciler hayallerindeki mesleği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Çocukluğumda bir hayaldi ama lise çağı bittikten sonra bu bir hedefe dönüştü ve şu an buradayım. Zaten ben havacı bir aileden geliyorum. Ben asker çocuğuyum. Her zaman küçüklüğümden beri her zaman uçakları, F-16'ları seyrederek büyüdüm ben. Ve bu üniversiteyi duyunca da dedim ki yani ben bunu bir havacılı bir yaşam tarzı olarak belirlemem gerekiyor dedim. Hayallerin ötesinde bir şey yani. Tecrübeli pilotlar eşliğinde uçuş eğitim alan öğrenciler 5 yıllık eğitim sonunda sektörde çalışmaya başlayacaklar. İstanbul'da ulaşım da dönüşüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin son projesi